Hallettin mi işini? Hallettik işimizi. Annem de süper online'a gidiyormuş. Modemi bozulmuş. Yolda karşılaştık onunla. Evet, resetlettik, reset attırdık. Reset attırdık, kendine geldi. Demek ki bir yenilenmesi gerekiyor. Dur bakalım, eve gidince belli olacak. Niye, telefonlara bağlandı ya? Telefona bağlandı, resetlemeden de bağlandı telefona. Hayır, senin telefonla önceden bağlıydı. Benim telefona yüksel açtı. Benim telefona hiç bağlı değildi ya. Şifreye girdim ve bağlandı. Aynen. Şimdi sen eve gittiğin zaman işte laptopu oradan şifreye girerek bağlayacağız. Aynen. Yani. İyi olacak. Çok iyi olacak. O arada gel dedik anneme, bize gidelim. Çay kahve içelim. Bu arada sizi de bulduğumuz dibine kadar. Gel, ne oldu? Var. Aa, pasta vermiyor. Hasta. Ha, ne oldu? Ne oldu? Veterinere götürdük. Halsizce çok kötüydü. Ağzının içinde yaralar çıkmış. Aa. Bir de viral enfeksiyon kapmış dedi Veteriner, ateşi 40'ın üstündeydi. Bir antibiyotik yaptı. Bir tane de ağır kesici ateş düşürücü yaptırdı dün. İyiydi. Yani iyi. Şeye göre çok iyi. İlacı yaptıktan sonra yarın tekrar götüreceğiz aşıya. Antibiyotik yapacak. Bir daha yapacak. Ona işte şimdi biraz önce yüksel poşeti nereye koydu? Balkona götürdü. Öteki de bak nerede yatıyor. Yok, ona küçük bebeklere mama aldıydı. Dur, onlara da bakarız şimdi bak. Şöyle bir tane eczaneden aldık. Ağız için. Sorduyduk. Bunlar kullanılıyormuş. Bundan sıkacağım birazdan. Hiçbir şey yiyemiyor. Ağzının yarısında. Valla yoğurt veriyorum, veriyorum. Neredeyse alacağım gibi, bebek gibi elimde besleyeceğim. Evet. Az kaldı. Ama işte şu ağzının içine şunu sıktıktan sonra iyi gelir. Bir de şöyle bir vitamini var. Vitamin de yaptık. Neden kaynaklanır diye sorduk da. Valla derin su, küçük yavrular dedi, bağışıklığı güçlü herhalde. Anne sütü emri dedi. Bu dedi biraz. Gözü açık, açıldı ötekinin iyice değil mi? Bakalım hadi. Arkadaşlar senin verdiğini süt sanmışlar da süt değil o, mama. Mama o. Bir süt verme diyor, o mama mama. Yok, süt verir miyim hiç? Ay ay, kuru mama yemeye başlamış bunlar. Yatağı gene var, bak nerede yatıyorlar. Bak. Ooo. Orayı mı? Evet. Baktık buraya girip çıkıyorlar. Yüksel dedi ki onu da atalım artık. İyi yapmışsınız. Buraya dedi yapalım. Havalar da iyi dedi. Baksana ne güzel yiyorlar. He. Değil mi? Değil mi Oruç? Bu erkek. Bu tatlı, bu tatlı. Bu evet ya. Ama yine ben yerim. Ben seni yerim. He? Çapak mı oldu? He? Çapak mı oldu? Değilmiş. Şimdi ne yapıyorsun? He? Bak bununla gözü iyice iyileşti. Maşallah, aynen. Bu canavar gibi oldu. Şimdi var ya, diğerlerinden daha güzel mama yiyor. Oo. Bir görsen. Bir görsen bak, kuru mamayı nasıl yiyorlar. Çok seviyorlar. İyi iyi. Günde bir sefer veriyoruz. Gene o mamadan veriyoruz toz. Ondan sonra bundan veriyoruz. Yani buna alışsınlar. Alışsınlar. İki gün sonra bir yere bıraktığımız zaman herkes el bebek gül bebek bakmış. Yani herhalde. Öyle olunca. Buna alıştıklarında iyi oldu. Şunun göbeğine bak. Çatlayacak neredeyse. Evet ya. Anne. Yeme yeme. Yeme yeme o kadar yeme. Yeme. Ha, ne var? Ne var? Bak. Gel, bu pek bir nazlı. Bu pek bir nazlı. Bu en küçük, en tatlı olan. Değil mi kuzum? Değil mi tatlım? Ben bundan çok korkuyordum. Hani bunu gözümüzü ya, kaybeder miyiz diye. Ama işte Allah'tan, gözüne o krem sürünce o yapıştırmıyor tabi. Yani kremi sürdük, yaptık bir sürü. Onlara sıcak su torbası aldım, koydum. Eyvah eyvah. Yanlarına. Ama bunu koyuyorum böyle, üstüne de atlet geçirdim. Bir tane anne bir yatıyorlar bunun üstüne. Ay, sıcak ya, bir yatıyorlar böyle. Akşamları gene koyuyorum. Seviyorlar, kediler sıcak yeri sever. Evet. Öyle olunca, bunlar çok tatlı. Bak. Bebek. Hey. İsim bilerek isim koymadık bunlara. Yani. Şimdi iyice de alışmak da istemiyoruz diyeceğim. İnsan alışıyor da mecbur. 7 tane kediye de bakamayız değil mi? Evet. Değil mi? Siz gideceğiniz. O yüzden çok da sebesimiz gelmiyor elimizde. İnsan alışmasın diye. Evet. Sonra derin suyla beraber veriyoruz vitamini de. Bunu ben şimdi tek başıma biraz zor. Bak. Soda mı vereyim? İstemiyor herhalde. İstemiyor.
biliyor, dün şey yaptık ya, parazit ilacı verdik. Ondan sonra işte şu vitamini verdik. Öyle olunca zorlandık. Birimiz tutuyor, birimiz şey yapıyor. Olmazsa derin suyu bekliyor. Onun keyfi yok belli duruşunda. Yok yok. Şimdi ateşi düştü Allah'tan. Sadece bir şeyleri yerken çok zorlanıyor. Hani yaş mama veriyorum. Şu vitamin verince belki vitamin iştahını da açar. Hmm. Öyle olunca yer. Ama ne bileyim işte, bu da bizim evladımız gibi oldu. Şey yapamıyor. Hayvanlar mi? Daha pahalı. Tabii. Ya biz işte veterinere gittik dün. Yani söyleme sahip 3000 lira verdik geldik. Hmm. Yani ne yapacaksın, işte vitamindi. Ondan sonra iki tane aşısıydı, parazitiydi. Bilmem neydi, bakımıydı. Eyvah verdik eyvah. Geldik. Aslında işte ev hayvanı, normal bütün kontrolleri şeyleri oluyor da, dediğim gibi söyledim ben, hani sinek minek yapıyor yani bunlar. Ondan ya öyle bir şeyden geçti ya da kesin. Derin suda bebeklerden diyor ama bebeklerde bir şey yok. Bir şey yok ki bebeklerde yani. Evet. Büyük ihtimalle öyle sinekten böcekten veterinere sordum, bunlar dedim dışarıyı bilmiyor. Dışarı hiç çıkmadı, hani dedim niye böyle bir viral enfeksiyon. O da öyle bir şeyler dedi. Ya da bilmiyorum, havalardan mı artık baksana. Belki de ya, yani belki kendimiz de. Kendimiz bile iyileşemedik ki hayvanlar. Öyle, öyle değil mi? Aynen. Güneş ışık nasıl? Aynen. İyi bakalım o şey, modemimi. Hallettik ya. Eve gir, ha hallettik. Evde bu arada hal hatır da sormadık. Nasılsınız kızlar, iyi misiniz? Birden geldik. Ben gidiyordum şeye. Yürüye yürüye, Berlin'le sabah konuştuk, uğrayacaktı da valizinin dikişi açılmış. Evet, onu işte getirirken annem neredesin dedim, modemi götüreceğim dedi. E dedim, biz geliyoruz dedim, ben hemen geri döneyim dedi. Yoldan aldık annemi, ha dedik modemini beraber götürürüm. Ondan sonra en yakın bir yerde Türkcell Süper Online varmış. O dedi ki bununla biz ilgilenmiyoruz. Haydi, ondan sonra aldık, araba da var altımızda, Yüksel de vardı. Türkcell'e gitmeniz lazım. Oraya gittik. Çocuk çocuk da şeydi. Acemiydi. Acemi, belki de yeni girdi. Şimdi hani tabii biz bu Wi-Fi şifrelerine otomatik girdiği zaman hangimizin aklında kalıyor? Hiçbirimizin kalmıyor. Kalmıyor tabii canım. Diyor, annem diyor ki işte şey diyor, bağlanmıyor diyor bilgisayara diyor. Tabii bilgisayarlar kendilerini güncellemeye aldığı zaman kesin, ister istemez herhalde. Şifreler sıfırlanıyor. Yani tekrar o Wi-Fi ağına bağlanacağınız zaman o şifreyi tekrar girmeniz lazım. E tabi annem de bunu bilmiyor herhalde. Telefonuma bağlanıyor diyor, ona diyor bağlanmıyor diyor. Ha bu teyze diyor, şifre ne diyor? Annem de aklında olanı söylüyor. Giriyoruz, olmuyor. Unutmuş. Ben de unutuyorum. Ben hayır şimdi, hayır. Benim evin Wi-Fi şifresini söyledim. Hayır ben hayır. Benim dediğim aklımda kalsın diye o ikisinden birindeydi. Onlar girmedi. Ve hatta onu 100. yıl da büyük bir tane var ya Türkcell'ci. Hı. Çok büyük hani bir tane. Orada bir çocuk vardı, bilmiyorum orada çalışıyor mu. O yazdı bana onu. Dedi hani aklında kalsın aklında teyze kalsın. Dedi. Ama işte ne bileyim girmedi ama iyi oldu, onu da hallettik. Girmedi, en azından orada resetledik. Uğraştı gene bayağı bir. Sağ olsun uğraştı ama. Ama maşallah şeyde de mübarek yazılar pek küçük. Çok küçük ya. Minnacık. Aslında bizimki de büyük yazıyor, seninki de küçük yazıyor yani. Çocuğun iyi aklına geldi. Silinir dedi. Onu dedi. Yazdım anneme. Hı-hı. WhatsApp'tan. Fotoğrafını da çektik attık. Çünkü tekrar bir kendimiz şifre oluşturmadık. Modemin arkasındaki olan şifreyi koyduk. Değiştirmeyin dedi. Bunu girin sürekli olarak dedi. İyi dedik biz de. Onlar da bir büyük bir küçük bir büyük bir küçük. Oraya gelince şimdi şey, seni hı-hı bırakmaya giderken tekrardan bilgisayara da gireriz. Ondan sonra tekrar güncelleme yaparsa, girmezse öyle yap. Ama taahhütnamesine az kalmış anne dediğin. Evet. Yani iptal ben onu başka de bir deftere de yazarım. Modemin altındakini, senin bana attığını. Yaz. Telefonda benim o siler, silerim gider o benim. Şimdi bizim şeyler vardı. Bu agent'e falan telefon aldığımız zaman işte Gmail'ler falan giriyorsun ya şifreleri. Bizim de bir defter vardı, ajanda vardı. Yüksel hep şirketten getirir ajandaları. Ona yazmıştım ben. Şimdi telefon değişti ya Ecrin'in. Tekrar açıyoruz. O kendi sim kartını benim telefona taktıydı. Çip sim kartı benimki. Hmm. Telefon. O arada beraber bir kullandık onu. Ay hepsi birbirine girdi mi? WhatsApp yazışmaları, onun WhatsApp'ı, benim WhatsApp'ı, telefon numaraları, bilmem neler. Bir sürü cucun oldu yani anlayacağım. Hmm. Sonra telefonu tekrar aldık. Giremiyor çocuk. Neyse dedim anneciğim ajanda vardı. Eski Gmail, yeni Gmail'i almak istemiyoruz. Aynısını Aynısını istiyoruz.
Getir dedim ajandayı. Arıyor tarıyor yok, arıyor tarıyor. İki gün aradık. Yüksel ne yapıp duruyorsunuz siz iki gündür diyor. O da çocuk da birbirinden ayrılmıyor ya. Anne olmuyor, anne aynen. Olmuyor. Dedim böyle böyle yani şifre yazan bir ajan var. Ben onu arkadaşa verdim. O da içine bakmamış. Yeni getirdiklerinden zannediyor. Onu arkadaşa verince evde de ajan da çok bizim her sene sağ olsun veriyorlar. İkişer, üçer tane. Onu ona götürmüş arkadaşı istiyor diye. Abi Yüksel sen ne yaptın? Onda bir sürü şifreler vardı dedim ben. Ne bileyim ben ona mı baktım diyor. Aldım yenisi diye götürdüm vermiş. Öyle olunca zor bela eski Gmail'i bir şekilde kurtardık. Yani tekrardan girdi ama uğraştırıyor bu işte. Ya evet öyle benim de hiç bir yere yapacağım, zor. Aynen şey yapacağım ama becereceğim şey de değil. Hani hangisi aklına kalsın? Mail şifresine ayrı giriyor. Ne bileyim ondan sonra işte Face kullanıyorsan ayrı, Instagram kullanıyorsan ayrı. Aslında hepsini aynı yapacaksın. Doğum tarihini koysan çok basit olur diye hamile diyorlar. Kabul etmiyorlar. Kabul etmiyor. Ondan sonra zaten bir 6 aya bir bu e-devlet şifreleri falan sürekli geliyor zaten değiştir. Geliyor mu onlar öyle değiş? E-devlete geliyor tabii. Şifrenizi yenileyin. Şifre güvenlik açısından hep yenilemen gerekiyor. Aynı banka gibi düşün. Bankalar en fazla 6 aylık bir şifre koyuyor sonra iptal ediyor ya yenilemen gerekiyor. Öyle yani güvenlik açısından. Şimdi mesela ben de gitmeden önce bütün telefondaki online kullandığım internet bankacılığın hepsinin şifresini bir yaptım, aynı yaptım. Aslında en mantıklısı o. Tabii o. Şimdi ben oradayken sim kartı takmıyorum. Şifre değiştirirken sana şey geliyor, onay kodu geliyor. Onay kodunu girmen lazım. Bu sefer de ne oluyor? Yurt dışındayken sim kartı taktın mı anne? O geçen sene benim başıma geldi. Yüksel'le uğraşıyoruz. Maaş yatacak, şifre lazım. İşte Adil Usta şifreyi soruyor. Kart orada. Şifre bu diyor. Blokom oldu ne oldu? Hayır şimdi yeniden şifre alacağım. Mecbur sim kartını taktım. Hallettim ama. Konuştum konuşmadım bir dakika değil. Telefonda. Yurt dışına açık. Normalde yurt dışına da açık ama ne kadar açık olsa da o şey oluyor. Ücreti çok çok yüksek. Öyle mi? Anne bir dakikaya 350 lira yansıttılar. Ay. Bir dakikaya. Konuştum. Bir onay kodu almak için bir dakika konuştuk. 350 lira yansıttılar faturaya direkt. Çok fazla ya. Tabii çok fazla. Bir de düşünsene oradan normal yurt dışı için. Diyor ki işte yurt dışına özel paketlerimiz var bilmem ne konuşuruz. Onu ben geçen sene ilk gittiğim sene araştırdım sordum. Gittik diyor ki işte çok güzel ek paketlerimiz var yurt dışı için diyor işte şu kadar ay. Tamam dedim ben. Ne kadar dedim? 75 dedi. Peki dedim gigabyte'ın ne dedim ben? Ne kadar gigabyte var? İşte atıyorum 5 gigabyte bilmem ne. Peki dedim tamam. Sınırı aşarsan dedim ben. Sınırı atıyorum. Şimdi 5 gigabyte kimseye yetmez. Yani. Orada görüntülü konuşurken de yetmez. Yani mesajlaşırken de aa dedim kalsın. Sen şimdi nasıl görüşüyorsun orada? Biz orada ne yapıyoruz hani? Biz sınırı geçerken gümrükten geçmeden önce hemen sim kartları herkes çıkartıyor ya da uçak moduna alıyoruz telefonu. Çünkü sınırı geçer geçmez hemen Bulgaristan'ın yurt dışı olarak işleme başlıyor telefon. Bu sefer faturaya yansıyor. Sim kartları çıkartıyoruz otele ya da lojmana gittiğimiz zaman direkt Wi-Fi'den bağlanıyoruz. He oranın var. He tamam. Wi-Fi'den bağlanınca hiçbir şey olmuyor. Ha. Bir de orada ilk gittiğim sene aldım. Bu sene ihtiyaç duymadım. Hani dışarıda falan görüntülü çocuklarla hani merak ediyorlar ya etrafı dışarıyı falan öyle. Orada ek sadece internet paketleri var anne. Böyle alıyorsun sim kartı gibi takıyorsun. Sadece internete bağlanıyorsun sosyal medya için. 15 GB'ı ne kadardı unuttum yani artık şimdi. 250 lira mı ne? O zaman her ay ondan almıştım. Evet. Dışarıda çeker çekmez kesinti olur olmaz diye. Ama bu sene ona hiç ihtiyaç duymadık. Çünkü otelin de her yerinde çekti. Lojmanda da sıkıntı olmadı. Hayır. Öyle olunca ekstra. Ha, kalabalık otelde çektiyse iyi. Tabii. Otelde mecbur hani olacak kas olması lazım. Müşteriler de oradan geliyor. Yani, hadi lojmanda ilk gittiğimiz sene lojmanda çok kastı. Çünkü oraya ilk defa interneti biz bağlattırdık. Lojman sorumlusu yani patroncuğum. Seyrediyorsan gene de selam olsun. Çok zorluk çıkardı. Dedi ki ben istemem. Bağlatmam. Kendi paramızla kendimiz internet bağlattık oraya. Bağlattık. 3-4 tane modem vardı ama ona rağmen kasmıştı. Verin. Otelin bahçesinde mi lojmanımız? Değil anne, başka bir yer. Mesela 5 dakika yürüme mesafesi. Yürüme mesafesi. Bu sene lojmanımız değişiyor. Şimdi daha yakın dediler. Hemen hemen böyle nasıl diyeyim sana 2 dakika bile yürümeyecektik. Bir lojman vardı.
Onu konuşuyorduk Adil Usta'yla geçen gün geldiğinde. Dedi lojmanımız çok güzel dediydi Adil Usta. Otele çok yakın. Yani daha rahat olacak diye. Sonra ev bir geldiğinde dedi ki oradaki lojman olmadı. Aa niye dedik biz? Yeri de biliyoruz çünkü az çok artık tarife göre yani algılıyoruz ya. Bizim gittiğimiz erkekler lojmanı vardı. O biraz daha uzak yani bahsettiği yerden. Orayı komple satın almışlar. E dedim ilk yer niye olmadı? Bizim patronumuz Allah var yukarıda. Kendisi Bulgar ama çok iyi bir insan. İşte. Demiş ki lojman sahibine. Buranın demiş lavaboları iyi değil banyosu. Parasını ben vereyim. Burayı tadilata sokalım. Ben üstleneceğim demiş. Hı. Yaptırmamış. Elletmem demiş ona. Öyle olunca o da iptal etmiş. Başka bir yerden bakmışlar. Ama orası da yetersiz diyor. Çünkü hepimizi almayacak. Sadece biz kalmıyoruz. Mesela otelde çalışan aşçılar kalmıyor sadece. İşte garsonlar. Tabii canım. Yatım yani olarak diğer resepsiyondu ya da housekeeping'de oradan da kalanlar, çalışanlar var. Öyle olunca komple hepsini kaldırmayacak herhalde. Başka bir yerden daha bakıyoruz demeydi. Öyle yani. Ama olur olur gider anne. Olur gider. İşte yol şeyi stresi değil mi soktu beni. Aynen. Normalde uzun yolculuğu aslında çok seven bir insanım. Böyle cam kenarına oturur bir de otobüsün en önünde giderken etrafı seyretmeyi gece gündüz ne varsa çok severdim ben. Ama artık istemiyorum. Belirli bir şeyden sonra evet. Şeyden yani yoldan bıktım. Yeah. Bıktım yani böyle yol stresi tuttu. Mideme kramplar giriyor ya yola gideceğiz diye. Bu kadar olamaz. Yüksel diyor ki ne oluyor? Ay işte oturup böyle ne zaman gideceğiz? Telefon geliyor o zaman açılacak. Dur. Mideme dedim kramplar giriyor. Mideme ağrı girdim. Ağrı sen de strese giriyorsun herhalde. Evet giriyorum dedim çünkü artık yol görmek istemiyorum dedim. Hani. Evet. Yoldan dolayı biraz stres yapmaya başladım kendi kendime. O gümrük beni, yurt dışında oturan arkadaşlarım bilirler, gümrük mesela bizi, hele gece giriş yapıyorsak 3-5 araba orada duruyor, valizleri tekrar indir, işte XC cihazına gir, valizi tekrar al, XC cihazı çalışmıyorsa açın valizleri, hepsine baksınlar, tekrar kapat, tekrar şöyle koy. Yani ay, o bilirler şimdi zaten arkadaşlar hep isyanda olanlar var. Ondan dolayı. Yani gümrükte eğer sistemde sıkıntı varsa, yol çok kalabalıksa o gümrük sıkıntısı berbat bir şey yani. Ay hiç benlik değilmiş. Değil. Ben yani zaten ben iki saatlik yolda bile ben daralıyorum, daral geliyorum. Yanında yiyecek içecek yoksa, gümrükte sıkıntı varsa bittin. Yani zor. Yani saat kaç tahlillerin alınacak? Aynen işte Yüksel bir lastiğe bakmaya gitti. Hmm. Gelsin. Hem seni götürürüz hem ben tahlillerimi alırım. Aynen oradan valizi alırız. Valizi alırız. Bu gariban yatıyor. Yatsın bakalım. Yatsın onu bir karnını doyurduk işte ağzına jelini bir de vitamini verirsek gözünü açıyor o zaman. Normalde uyumayı da sever. Böyle halının üstünde yatmayı çok seviyorum. O zaten siz sakin. Bir de hasta olunca hepten şey olmuş. Aynen ay diğeri canavar. Görmüyor mu? Ben şurada kahve içiyorduk. Üçümüz de Allah. Olmaz. Buna rahat da vermez. Mesela bu biz şansı alalım hani hap map bir şey verirken tabii ister istemez tutuyoruz. O da bağırıyor. O bağırınca bu hemen yanımıza gelir. Ama kokla hadi yapmayın der. Ay. Ama o diğeri bu hasta olsun şey tas tas. Ha, hemen tıslıyor. Bu hiç tıslamaz ama. Bu öyle. Bu iyice şey gibi. Ben buna insan gibi oldu diyorum artık. Evet. Öyle. Yani şimdi bu herhalde ne bileyim hayvanlar öyle mi oluyor mesela hep elimizde küçücük yani kucağımızda bizim gibi. Yani ben Bars'ın böyle bakışlarını falan böyle çok anlamlı bulurum. Mesela ya anlıyorsun. Anlıyorum. Bir miyavlamasında ne yapmak istediğini anlıyorum artık hareketlerinde. Ama diğeri bize onu yansıtmadı. Çünkü hep annesi büyüttü onu. Yalıya yalıya seve seve yani böyle şey şey. O canavar o tırmığı basıveriyor. O hemen patlatıyor patiyi. Patlatır. Bu öyle değil. Bu mesela kızlar birazcık üzülsün böyle. Ecin işte arkadaşlarıyla şey olsun, okulda bir şey olsun, üzgün gelsin böyle anlatır. Geçer karşısına. Bakar. Bak böyle elini yanar. Mao. Üzülme der. Evet. Bu çok hisli bir hayvan. Evet. Aşırı. Kaçmayacak gibi duruyorsun kızım. Vitaminimizi içelim mi? He? Minur. 2 milim dediydi. Nasıl bakıyor? Biliyor başına ne geleceğini de ondan. Ah, ah vitamin.
Vitamin vitamin. Tadı da hiç güzel olmaz eminim. Mars'cığım. Ağzına jel de aldık, onu artık tek başına sıkamam. Bunu ben geçirebilirim. Göbeç. Gel bak. Ay annem ya. Vallahi kaçırdım. Dur. Durdu kaçası tuttu. Dur. Biliyorum sevmiyorsun da. Dur. Dur kız. Ay işte tek başıma çok zorluyor. Bak. Ay. Dur. Dur bir tane. Dur benim güzel kızım. Bu bize zarar vermez işte, kaçar gider. Diğeri olsa cırmığı bastıydı. Ben de çok da sıkmak da istemiyorum. Tek başıma. Sen ver bana, ağzını aç. Ben ağzına sıkayım. Oldu oldu. Ver. Al bakalım. Dur benim aşkım. Dur. Heh, benim tut öyle anne. Dur benim kızım. Dur. Dur bak, bu senin için. Sık ver anne. Tamam, bitti. Tamam. Bitti. Hadi. Hiç durmuyor telefonlar. Şimdi sağlık ocağına. Aynen, telefon. Ondan sonra valizi. Ha, valizi. Valize bakacağız. Onu işte eve gelir tekrardan yerleştiririm. Az haber geldi gibi. Aynen. Büyük ihtimalle yarından sonra gideceğiz herhalde. Yani. Gideceğiz. Gidelim ya. Bir sene daha gidelim bakalım. Herkes öyle diyor. Yazıyorlar. Bir de ben geleyim. İlk bir sene. Gel valla. Pasaportum da var. Var. Sana orada çay yaparsın. Yormayız yani çok. O anlamda çay yaparsın dedim. Yoksa annem çok güzel yemek yapar. Eli çok lezzetlidir. Yani. Şimdi ama sen bu yaştan sonra tencere tava nasıl karıştırdın? Yok ya. Aman be anne. Eskili. Nasip nasip. Ama gidilip gezilip görülecek bir yer mi de? Sen şimdi biz Bulgaristan'ın çok şeyli yerlerini gezemiyoruz tabii çalıştığımız sen için. Sen ilk tabii işçi gidiyorsunuz. Bir Nesabar'a gittik mesela. Nesabar aynı kale içi gibi. Kale içinin küçük bir versiyonu. Aynı. He. Hiçbir değişiklik yok. İşte Sanibiç zaten bizim bulunduğumuz sahili meşhur. Yani bir gitmeye kalksan en güzel yerlerinde bir Sofya varmış, bir Varna varmış. Tabii onlar bizim bulunduğumuz yere uzak olduğu için biz oralara gezmeye gitmedik. Evet. O yüzden bizim bulunduğumuz yerlerde artık ben gidip geldiğim için mi bilmiyorum. Normal Antalya gibi geliyor bana. Geliyor sana değil mi? Mesela yani bir İstanbul'a mı tekrar gezmeye gidersin, bir Bulgaristan'ı mı gez deseler ben İstanbul'u gezmeyi tercih ederim. Ben İstanbul'a hayran kaldım yani. Müthiş. Her yerin zaten gezemezsin yani. Herkes söylüyor yani. Bir hafta gezsek diyoruz gezemezsin abla. 15 gün gezsek diyoruz yani. Gezemezsin. Bir ay, vallahi bir ay bile yetmez diyor. Çünkü İstanbul hani çok büyük ya. Bir de çok gezilecek yerler var. Tabii canım. Çok güzel bir şehir. Yani elimde imkanım olsa, gerçi aklımda tek kalan bir yer daha var. Çanakkale. Aa, orayı tavsiye ederim. Aynen. Önce Çanakkale'ye gidip ondan sonra İstanbul'u karış karış gezmek isterim. Çanakkale'yi isterim. Çok şey yani yaparım. Memleketimin her yeri ayrı güzel zaten. Tabii, o tabii. Ayrı ama İstanbul çok ayrı. Yazan arkadaşlar da var zaten. İstanbul'a gidip gören yani hayran kalan arkadaşlar var. Yüksel nerede be? Yüksel işte şeyi Mehmet'i bıraktı anne. Şimdi gölgede bir yerde oturun dedi. Şurada bizim bank var bak. Bankta oturalım. O gelir. Sağlık ocağına gideriz. Senin modem arabadaydı zaten. Evet. Modem alırız. Önce sağlık ocağına mı gitsek? Yoksa senin modemi mi bıraksak? Saat 2 gibi çıkıyor ya. Tahmin sonuçları. Saat kaç anca 2 olmadı? Saat 2'ye 2 var. Anca Yüksel gelesiye geçer. Aynen. Hatta ben şöyle e-nabızdan tekrar bakacağım. Tahmin sonuçlarım çıkmış mı diye. Gün içerisinde hep bakıyorum, ona göre hemen sağlık ocağına gideceğim. O da aklımdan çıksın diye yani. O işi de aradan çıkartmak istiyorum. Bakayım bir hatta. Yok çıkmamış daha. Burada gözükmüyor. Belki buraya da geç düşebilir. Belki bazen de. Sistemde hemen düşüyor. Bazen doktorlar mı girmesi gerekiyor bilmiyorum artık. Baba bizim yerinden mi bilmem mi? Sağlık ocağına geldik. Evet. Yani benim kıza kişi bile yaptım. Ejini getirdim işte. Ejisi aşısı vardı. Sen diyor ne büyümüşsün böyle diyor. Ay evvel Ejini buraya şey için getirdim. Ben sıra aldım. Minyon ya bizim gibi anne. Hı. O doktora götürüyorum, bu doktora götürüyorum, endokrinoloğa götür, bilmem neye götür. Ebe'ye götürdüm en son. Bir de dedim ebemize soracağım. Çok bilgili bir kadın ama. Allah var yukarıda. Ya dedim bunun boyunu kilosunu bir ölç dedim ben. Bu dedim hani çocuk da dedim birazcık dedim stres yapıyor, boyun uzamıyor dedi. Ölçtü. Normal dedi.
Sen dedi ne dedi herkesin ağzına bakıyorsun. Sen nesin ki dedi çocuk ne olacak dedi. Baktım hakikaten ben de minyonum sen minyonsun. Öyle kimi çek çekmiş hiç. Çocuk dedi. Ablası böyle olabilir dedi. Ablası halasını çeker babasını çeker. Yani. Minyon olur. Çok severim. Modem işi bitti. Modem halletti. Aynen. Eczaneden evet. Reçete ihtiyacı varmış. Ha şu. Yakı bandı. Yakı bandı. Bu çok iyi. Geçen sene belime bir ağrı girdi benim. Kas gevşeti çok kullanıyorum sabah akşam. Geçmiyor bütün. Geçmedi yani artık. Nasıl olduysa hani çok terleyip soğuk difrize girdim. Balık difrize var bizim. Hmm. -18 derecenin altında. Oraya girmiştim ve çok da terledim. Hmm. Arkadaşlara söyledim. Dedim bak beni sokmayın buraya hani herkesin de işi başından aşkına. Yani birisi girecek elbise. Birisi girecek yani alacağımız yani karideslerde, kalamarlarda yukarıdaki rafta. Tabii ben oraya girdim. Alasya'ya kadar, tırmanasaya kadar, uğraşasaya kadar o arada herhalde benim elime ağrı girdi. Kullandım, şimdi kullandım hemen, geçmedi. Bunların hepsini şeye götüreceğim. Oraya götüreceğim. İşte sonra birisi bana yakı bandı verdi. Ben daha önce hiç kullanmamıştım bundan. Ben de hiç kullanmadım. Anne çok iyi. Ve yani direkt etki etti. Yapıştırıyorsun. 3 gün kadar kalıyor. Bunda vücudunda. Bir tane var. Bir tane var içinde. 3 gün kadar kalıyor. Yani suya falan girdiğin zaman da şey yapmıyor. Hemen etkilenmiyor. Etkilenmiyor. Ha, iyiymiş. Çok güzel. Yakıyor ama böyle nasıl diyeyim sana? Biber gibi böyle. Acı biber şey yersin ya gibi. Böyle orayı öyle bir yakıyor sıcak tutuyor ki çok iyi geliyor. İşte ben her zamanki gibi şu anda ilaca ihtiyacım yok ama ağrı kesici. Orada mutlaka olacak. Evet ağrı kesici, antibiyotik, vitamin. Soğuk algınlığı için yaz dedim ama onu yazdı mı bilmiyorum. Kas gevşetici yazdı. Bu ağrı kesici, ateş düşürücü. Evet. Ha burada bu soğuk vitamin algınlığı. Orada mı? Bu da B vitamini. Evet. E tabii ilaçlar hep şey oluyor ya. Değişiyor ya. İlaç yani. Mevsimleri geldikçe hangi firmayla anlaşıyorlarsa evet. Onu kullanıyorsun. Ama bu ibuprofen yazıyor. Şunda ibuprofeni beğenirim ben. İyi olur. Da sadece şey değişik. Her markası şey markası değişik. Aynen. Bunu verdi. Bunda 24 adet varmış. İşte antibiyotik. Tabii ki bunları hemen gelince kullanmayacağız. Gene orada biz doktora gözüküyoruz. Ha onu diyecektim ben lafını tabii. Kesmeyeyim dedim. Evet orada. Şimdi orada doktorlar bize bakıyor. Hastanenin anlaşmış olduğu otelimizin anlaşmış olduğu hastane var. Özel hastane. Orada ücretsiz muayene oluyorsun. Bir de orada ilaçlar çok pahalı. Yani benim anladığım kadarıyla orada Türkiye'deki gibi değil anne. Sen doktora gidiyorsun, ücretsiz muayene oluyorsun ama dışarıya çıktığın zaman devlet senin ilacını karşılamıyor. Yani ben öyle algıladım orada. Zaten bizimkini hiç karşılamıyor. Yani. Öyle olunca biz doktora görünüyoruz ve daha sonra işte orada soruyor sana ne yazdı bana diyorum reçeteyi bizim çevirmenlere. Diyorum ki soğuk algınlığı yazdıysa alma. Ondan sonra işte atıyorum ağrı kesici antibiyotik yazdıysa alma bunlar bende ben var diyorum. Var sadece doktora şeyi sor diyorum hani kaç saat arayla kullanacağını sor diyorum. O zaman kullanıyorsun. Hadi yavaş yavaş toplanalım. Şimdi nereye? Doğru Berinlere. Akşam yemeğini orada yiyeceğiz. Evet akşam biz de yiyeceğiz. Patlıcan yapacağız. Oh. Aa bak ben göz damlası da yazdıracaktım. Hatta bu şeymiş kulak ve göz içilmiş. İkisi içinde kullanılıyormuş. Antibiyotikli. Geçen sene benim gözlerim çok kötü oldu. Onu söylüyordun. Yani evet. Kimse de olmadı. Ama çok esinti vardı biz indiğimiz zaman Bulgaristan'a. Göz nezlesi oldu. Göz nezlesi oldum ve gözüm bir gün sabah kalktım. Böyle bir tanesini zor açtım. Yani şöyle kısık çeviriyorum. Diyor ki herhalde uyku sarsıyor. Anne bunu açtım zannediyorum. Aynaya bir baktım gözüm kapalı. Ay. Yani hayır yorgunluktan mı şeyden mi ne bilmiyorum ama. Aa dedim gözüm açılmıyor. Ilık suyla yaptım. Bayağı resmen böyle çapaklanmış. Elimle bile zor açtım gözümü. O kadar kötü oldu ki bu sefer orada iki sefer göz damlası aldım. Ve dünyanın parasını verdim yani. Orada. Yani. Hadi kalkalım. Hadi gidelim. Şanssız burada da mı? Kim gelmiş? Ay isimleri de pek güzelmiş yani. Anne. Doğum günün kutlu olsun.
Şey verin, onu doğum günü için. Anneannem verdi. Bunu bana kendine bir şey alırsın. Tamam mı? Bugün de sizden çarşıya çıkarılıyor. Adam onu çıkarmışlar. Sizden merhaba. Buradan bir ses duyuyoruz. Gel. Kapalı mı kaldın? Bugün... Ama şimdi mi içeriz? Ecrin 15 yaşına mı girdi? 13 annemle. Aa, ben 13'e de 10, girdim. Ben de 15 girdim. 2 sonra. Sene sonra bugün 15'e gireceğim. Değil mi? Evet. Yok, dün. Dünmüş, ben eve şey yaptım. Dün ablamla çıktık dışarı. Öyle gezdik, Özlü'ye falan gittik. Bir şeyler aldık. Biraz anneannesi geliyor. Yeri çarşıya mı gideceğiz? Hı hı, hani o arkadaşımla dün çıkmadık ya. He. O yüzden. İşte doğum günüydü ya, ablasıyla beraberdi. Kızlarla beraber gidelim diyorlar. Markan tam yaşıyorsa zaten. Ha, yani. Büyük şey de var, ablası da var şimdi. İyi, gitsinler, ne yapacağım anne? Gitsinler ama gidip ne yapıyorlar işte, orada bir şey bakıyorlar. He. Alırlarsa birer dondurma. Aynen. Dondurma ya da bir şey yemek isterlerse bir şey yiyorlar falan. Şans gelmiyor. Bak, Ejder şans kapının ağzına çıkmasın. O bazen çıkıyor. Gidiyor aşağı kata. Aşağı kata gidiyor. Kaç sefer aklımız çıktı, kaybolacak diye. Ne zaman gidecek onlar? O işte Ejder duşa gireyim diyor. Seyden duşa girme, hemen çıkalım diyor. Yani ben evet, gene terleyeceğim. Ne yapacak? Ben bilmiyorum artık. Nasıl karar verecekler? Günler de uzun zaten. Patlıcan da sevmiyor. Ha, tamam. Ay Ejim, ben de sana çok güzel patlıcan yemeği yapacaktım. Ne yapacaksın? Gireceksin mi duşa? Belki hani girmeye de bilirim, girebilirim. Sizden de gel bir annemin yanına gidelim. Ha. Ben çoğu çekeceğim. Anne, onlar nesine söylemediniz mi? Yok, onlar neyse izin verir, bir şey demez zaten. Onlar dünle konuşuyordu. Tam yarın çıkarsanız falan da demişti ben market ettiğimde. Bir daha böyle girin çıkayım, annesini gideceğiz. Annesi de şeyde A101'e başladı, hemen arkamızda. Ha, ha. Orada çalışıyor. Tabii canım, annesine de şey yapın. Sorsunlar orada. Aynen. İyi, hadi sorun bakalım. Onlardan. Bak. Sen şimdi yemeğe başlayacaksın. Başlayacağım, aynen. Şu makineyi bir yerleştireyim. Makinede temizler var. Ha, bulaşık makinesinde. Normalde akşamdan çalışıyorum da işte bugün sabahtan çalıştırdım. Vakit olmadı yerleştirmeye. Bir pirinç ıslatacağım. Patlıcanları çıkartayım. Hadi şu taze fasulye falan unutma. Biz orada bol bol yedik. Sen taze fasulye seversin. Ha, severim. Böyle şey olduğuna bakma. Yok, Ayşe kadın bu. Aynen aynen. Çok şey. Lezzetli. Ha, onları yani giderken eve yedik. Unuttun mu? Domates vereyim sana. Patlıcanı zaten beraber yapacağız. Şimdi bir bol vereyim. Aynen. Beraber. Yani o kadardır. Akşam çıktık. Şey, ıspanak falan. Ya taze soğan falan topladık da. Vaktimiz olmadı yani. Biz sabah çıkarız diyorduk kayınvalidem. Sabah çıkınca deyince sabah toplarız dedi. Yüksel de hadi geceden çıkalım dedi. Görüncem de öyle. Hani geceden hep beraber gidelim. Çok kalabalıktınız değil mi? Tabii çok kalabalıktık maşallah. Böyle var ya. Bu sene mesela Yüksel'in teyzesinin kızları da geldi. İşte kimi İstanbul'dan, kimi Ankara'dan, kimi İzmir'den geliyor. Daha önce bayramlarda gittiğimizde biri geliyordu, biri gelmiyordu. Öyle oluyordu. Bu sefer gittiğimizde, sus kız, hepsi oradaydı ve biz yani o kadar kalabalık, bir de böyle öyle bir şey oluyor ki mesela kayınvalidem ikinci büyük. Hepsi bize geliyor, mesela ertesi gün sonra kayınvalidemin küçük kız kardeşi var, hepimiz oradayız. Orada, yani aynı ekip birkaç gün boyunca hep akşamları hep bir yerdeydik böyle ama muhabbet gırla yani. Yani. Mesela bir teyzesi gibi de pişi yaptık, dayısı gibi de işte kısır yaptık, biz de başka bir şey yaptık. Böyle böyle her gün her gün muhabbet güzeldi. Bir de çıktık gezdik, yani çok iyiydi. Bayağı bir, ya onlar öyle de değil, bayağı bir kalabalık. Kayınvalidemler 5 kardeş. Bir tanesi sadece Rize'de, o gelemedi buraya. Diğer bütün kardeşleri orada. İşte o kardeşlerine git. Ondan sonra onların çocukları gelsin. Teyzesinin Yükselgil 5 kardeş. Teyzesigil 5 kardeş. Dayısının bir tanesi var. O 2. Diğer dayısı var. Onun da 5 çocuğu var. Yani düşün, yani çok kalabalık. Evet, aşırı kalabalık. Aşırı kalabalık evet. Var orada. Öyle olunca cümbüş. Böyle çok güzel evet. Oluyor muhabbetler.
Neyini yapacaksın onu? Nasıl yapalım? İstersen... Yok yok, yap, sordum ya. Şey gibi de yapabiliriz, şöyle... Karnıyarık gibi de yapabiliriz. Yok ben de. Yap kafana göre. Yok gibi yapabiliriz. Yap 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 kafana göre, boş ver, uğraşma. İstersen. Çocuklar patlıcan yemiyor. Bu da şey Gazi Paşa'dan işte. Kayınvalidem koydu. Yani bu kadar var, yeter zaten. Ya çocuklar yemiyor zaten. Yemiyor be patlıcan kızım. Dedim ya, tüyleri diken diken. Onlara başka bir şey yaparım. Olmazsa bir çoğuna zaten pilava bayılıyorlar. Ha, pilav olsun. Aynen. Matrecim. Yaş bana var ya evde diyor. Yok işte. Hayır verdik, bitti ki o. Hayır abla dedim, yok işte. Mars'ın ağzı yara ya, kuru mama yiyemiyor. Biz de ona yaş mama alıyoruz. Aslında çok da veresimiz yok. Bu sefer yaş mama midesine de dokunacak. Başka ama yemiyor. Şey, yoğurt koydu, yiyemiyor. Hiç evet. Şey yemiyor. Ha dedim, yoğurt şey yapar. Aslında çok sever yoğurdu. Ara sıra veriyorum ben. Veterine de sorduk. Hani çok değil, ara sıra verebilirsiniz demişti. Onu koydum, onu da yemedi, ne bileyim, anlamadım ki. Şey i̇şte ya, ağzının şeyinden annem. Damardan besleyeceğim onu az kaldı. Kendi kedi çizimizi. Şöyle soğan. Şuradan sonra... Ya sarımsak baktım geçen gün. Şeyde... Nereden baktım ben ya? Hiç yediğinde almadım. Yani hep içleri şey, ha tahtakale. Ha, boş oluyor kimin içleri. Tahtakale. Dışarıdan baktım böyle kötü. Yüksel dedi, bakıp durma zaten. Hepsi aynı dedi. Almayacaksan dedi, almıyorum dedim. Ama kötüydü yani. Çok kötüydü. Alsam bu sefer eve geliyor. Şey iyice anne. İçi hep boş, hep evet, boş. Ya da şüflü. Ya, gerçi bu da pazar. Yarın artık pazar var. Pazar şey. İstersen güveçte de yapabiliriz. Aman uğraşma annem, yemek yiyelim. Kafana göre takıl derim. Kafana göre takıl kızım. Vallahi ben patlıcanı her türlüsünü severim. Aa, ben patlıcanı ben de her türlüsünü severim. Hiç benim için fark etmez. Öyle diyordu işte sabah bize geldiğinde ben şeyi neyse işte. Modemi. Modemi götürürken yoldan aldılar. Patlıcan yemeği yapacaktım dedi. Hadi dedi gidelim biz de yiyelim. Hani zaten dedi yapınca da getirecektim. Ben seviyorum ya. Aynen sen sevdiğin. Ben şey. Evet ben de çok severim. Ama o iftardaki patlıcan lokum. Çok güzel. Çok güzel olduydı. Oo. Fırında pişen yemek. Evet. Ayrı lezzetli. Yani patlıcanı böyle mesela bak bizim Bulgaristan'da patronlar. Tabii onlar kendi yörelerine, kendi yemeklerine bir şey. Ama onun patronun eşinin mi, kendisinin mi, annesi mi, yoksa annesinin annesi mi, kökler Türklere de dayanıyormuş. Hmm. Oradan gelen yöresel yemeklerin bir iki tanesini biliyorlar mesela. Hmm. Türkiye'den karnıyarık yaptım ben bir gün. Aynı bu şekilde hani fırına verdim, iyice sosuyla piştim. Ay hayran kaldılar. Yani bir bayıldılar ona anne. Dediler ki hani ne zaman karnıyarık yaparsa lütfen bize gönder. Hmm. Yani eve, evet. Annesine gidiyor. Evet. Şeyin patronun annesine. Mesela her gün biz yani birkaç otelde çalıştım ben. Patronlar gelirler ya da işte özel yemek isterler çoğu, tamam mı? Evet. Yani büfeden yemezler. Ama bu patronlarımız öyle değil mesela. Büfeye geliyorlar, büfeden yiyorlar. Beğendiklerini işte anneye götürüyorlar. Anneye her akşam gider, iki çeşit çorba gider. Ondan sonra oradan büfeden bakarlar hani ne yemek varsa. Onlarla ilgili yani karnıyarık yapıyorsan mutlaka diyor. Biz evet. Yani gönder diyorlar. Ama özel yemek istemiyorlar. Hmm. Büfeden alıyorlar. Ya, o da iyi bir şey yani. Tabii. Acaba biz dedik ki ilk zamanlarda bizi mi deniyorlar hani insan aklına. Yani. Yemekler her gün acaba büfeden çıkıyor. Hepsi aynı lezzette mi? Aa baktılar. Hep öyle. Hiç yani biz de bu sefer şey yapmadık. Demek ki bu patronlarımız böyle dedik biz. Büfeden. Alırlar. Çoğu patron şey yapmaz yani. Nasıl diyeyim size? Yani bu var yani bir gördük. Egoludur. Tabii. Ooo neler var. Evet, evet. Ama bu patronlarımız mesela eşi muhasebe tarafında satın almada durur. Gelir mesela ilgilenir, konuşur, muhabbet eder, günaydın der. Elinde mesela kiraz, orada bir ara kiraz çıkmış çok güzel yeni. Kocaman böyle bütün personele dağıttı. Evet. Yiyin dedi, alın. Yani elinde bir şey varsa mesela fazlaysa mutlaka uzatır. Evet. Kolay gelsinler, şöyle yapar. Yani az çok şey ne kadar güzel bir şey işte. Tabii. İnsan daha zevkle çalışır.
Tabii ki. Yani biz bu patronlarımızı mesela çok beğendik. Bundan önceki Bulgaristan'da çalıştığımız patronumuz öyle değildi mesela. Hani seyrediyorsunuz, o zorunuza gitmesin ama. Öyleydi. Seviyoruz. Çok içtenler, çok samimiler. Samimi, evet. Yani geliyorlar bizi ta bak Bursa'dan, Edirne'den VIP arabalarla götürüyorlar. Yapmak zorunda mı? Aslında değil. Evet. Ama yapıyorlar. Yapıyorlar. Ne tıkır diyor burada ya? Ne tıkır diyor? Ha şu. Sen herhalde hareket ben terlikle bastıkça. He, aynen. Allah Allah ben hem sohbet ediyorum hem bakıyorum öyle oralara hani şeyler de yok. Mars da yok. Şevdeki de yok. Şans da yok. Şans da yok. Ben diyorum acaba. Yok o. Orası tıkanıyor. Küçük pencere de yapacağım. Patlıcanları kızartıp da yapayım değil mi? E tabii zaten. Kızartma. Yani kızartmazsa güzel olmuyor. Olmuyor evet. Çiğden ben de şey yapmam. Aa ben bastısını çok seviyorum. Bastı ne? Bastı işte böyle direkt şeyden, hiçbir şey, sebzelerin hiçbirisini kavurmuyorsun. Soğan, sarımsak, domates, biber, hepsini çiğden koyuyorsun. En üstüne böyle salçalı sos yapıyorsun, döküyorsun. Yağlı kağıtta çok kısık ateşte pişiriyorsun. Mesela Yüksel de onu çok sever. Hmm. Ben de severim ama ben kızarmışını daha çok seviyorum. Evet. Mesela. Şimdi. Aman patlıcan olsun da. Patlıcan olsun da. Olsun. Evet. Nasıl olursa olsun. Ecrin nereye kayboldu gene? Ecrin gitti. Git. Yok daha gitmedi. Sanki ben şey yapar o. Gidiyorum der yani. Ben duşa gireceğim gitti. Bak ya. Baksana saçına. Saçına, kaşına. Çok kötü oldu. Krem sürmüşsün. Şimdi ondan öyle olmuş. Ne kremi? Hayır köpükten önce daha kötüydü. Ya hadi gir kızım. Hadi git. 2 dakika gir o zaman. Arkadaşıma yazın. Yaz bakalım yaz. Sidem'le çok iyi anlaşır. Birbirlerini çok seviyorum. Ay bunlar bir ara birbirine alınmış bakıyorum. Çok da seviyorlar ya böyle. Bir alınmışlar herhalde. Ece şey yapar. Gelir. Fırat bir kaşık karış. O koldan gelmiş. Ne oldu kızım? İşte anne bir Sidem'le küs. Ağlıyor ama sonradan anlatırken. Nasıl ağlıyor ya? O kadar çok seviyor. Aynen. Dedim dur arkadaşım bekle hani. Olur böyle şeyler. 2 gün sonra barıştılar. Yani olur. Aman bırak çocuklar büyüklerde bile neler neler oluyor. Evet. Aynen valla. O zaman bunu ben şey gibi yapayım. Patlıcanlar da şöyle iri iri doğrayayım. Kuşbaşı. Sosuna koyalım. Küçük şey vardı benim. Borcam. Gene de bir en son fırına verelim. Fırında pişsin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Gider fırına. Fırını şimdi gene açmayın tamam. Tamam. Çalıştım yani o pliz açmıyor işte. Peki. Reçeli yaptım, reçeli oldu. Çok güzel olmuş. Tadına bakmadın ama. Yani çok güzel bir pliz. Görünüşü güzel. Görünüşü güzel. Ya gene sana da. Yağım kaynıyor kızım. Yemiş mi? Hmm. Etti. Ha sen rendeledin domatesi ben. Hı-hı. Rendeledim. Ona salça koymayacağım şimdi. Hı, salçasız. Sadece kırmızı toz biber ve domates. O kırmızı toz biber de bir güzel tat veriyor ha yemeklerde. Evet. Ama işte bu her markette satılanlardan almayacağım. Hepsi güzel olmuyor. Toz biber mi? Evet. Hı. Bunu ben nereden alayım ya? Pazar. He? Oh saatler olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah. Artist. Evet. Bir parça alıyor muyum? Al al kızım. Şöyle bol kırmızı toz biberli. Ama tek bir tane daha vermeyeceğim ama bu şimdi şey olur. Belki yeter ya. Aa, bol domates olsun. Çok severim. Çok hafif kaşı koydum. Ben yazın genelde salça koymamaya çalışıyorum. Evet ama şimdi ama domatesinde şeyi olursa. Şimdi bazen renkleri tam olmuyor. Ha şimdi olmuyor evet. Ama yazın domatesimiz bu. Evet. Öyle olunca hiç kullanmıyorum ben mesela. Domatesler daha farklı oluyor. Dediğim gibi domates yetti. Yetti tabii kızım o yani sana az gibi geldi ve yetti. Biraz karabiber. Azıcık kırıyor. Biraz koyacağız mesela. Şimdi elini yakarsın. İşte bak ben de öyleyim. Bir tarafında bir şey kaldı mı ziyan olmasın. Ama ziyan yani. Yazık. Bunlar kolay yetişmiyor. Bu mahsuller. Emek var.
Yani. Çok azıcıktan sonra vereceğim. Ondan sonra etin pişmesini bırak. Aynen. Bekleyeceğiz. Baharatını vereceğim ama tuzunu vermeyeceğim. Hı hı. Tuz sertleştiriyor ya. Tuz da öyle bir madde ki, yani Rabbim öyle bir yaratmış ki şeyleri, hani bakliyatları. O tuz eti sertleştirirken nohutu da yumuşatıyor. İşte. Bir gün önceden değil mi? Yani. Yani. Esiyor. Ay, her yer beton yığını, her yer beton yığını. Sade günüsüller gözüküyor. Baksana. Neyse ama essin, ben de çamaşırları sermiştik değerliler evde. Karşıki bina marka Antalya. Evet, etek başıma geçecek. Şu marka Antalya. Oh, tam benlik valla. Mis gibi ne güzel serin serin esti. Almış mı? Almış almış. Hı. Buradaki A101'lerde bulamadık. Biz. Bak süslüye bak süslüye. Şöyle süslüye tane. Bak. Getir bakayım. Aynen. Kızım yarım koy da. Arkadaşım doğum günü hediyesi verdi. Aa, çok güzel. Berin ne yapıyor? İyi. Saçların güzel olmuş. Dön bakayım arkanı. Saçları güzel. Kesimi evet. Hmm, güzel olmuş. Aynen. Bu da işte. Bu da şeyleri al dedim. Ama niye hepsini öyle aldınız? Nasıl alacağız? Bir de bunlar böyle hayır makinasız yedeksiz de satılıyor. Yok bunlar işte tek kullanımlık böyle. Bu A101'lerde bunlar çok ucuz anne. Kaça o şimdi? 15 lira bir tanesi. Ha. Dışarıda bunun bir tanesi 30 lira, 35 lira yerine göre değişiyor. 40, 50, 60 yaprak sayısı kimisinde fazla oluyor da kimisinde olmuyor. 60 yaprak diyor şimdi. Bu 60 yaprak aynen. Hmm. O da Mars'a işte yaşmama al dedim aldı da. İnşallah yer. Ağzına şeyi de sürdük de bakalım bilmiyorum derin su. Ağız yarası için jel almıştık onu da sürdük ama. Hakikaten geldiğinden beri hiçbir şey yemedi o. Hani yemedi. Gel kızım takayım. Tamam. Gel. Saçları dalgalandırmış gene. Evet. Önceden hep düzleştiriyordu. Şimdi şey yapıyor. Dalgalandırıyor. Bu nasıl anne? Bu, çift şöyle mi? Şöyle. Evet çift. Şöyle. Kesin mi? Yiyor mu? İşte yoğurdu çok seviyorum. Ama onu bile yemedi. Hayır yok. O ağzında yara var ya. Sen, o yüzden gelişir. Öteki hemen geldi atladı. O yer şimdi. O yer bitirir. O kuru mamayı da yiyor. Hepsini yiyor o. Etimiz pişti. Tuzunu ilave ettim. Patlıcan üstüne değil mi? Patlıcanlara da biraz tuz koydum. Ete de attım. Şimdi ona biraz patlıcanı azıcık nişasta. Şey bence hiç yapma be yapacaksın. Sen yağını şey yapsın diye. Alsın diyelim. Gerçi süzgece koydun ama. Koydum. Gene de ha, biraz şöyle üstüne hemen. Çok koyarsam tadını bozar da. Aynen. Üstüne şöyle. Biz otellerde yaparız yağını kusmaz böyle. Ha. Öyle olunca herkes sorardı biliyor musun? Ya patlıcanı nişastayla kızartacaksın. Ya da böyle nişasta koyacaksın. O zaman yağını salmaz. Fark ediyor mu nişasta? Mısır veya mesela şey. Ya ben tad olarak mısır kullanıyorum. He. Buğday nişastası değil. Buğdayın tadı bana çok mısır kadar lezzetli gelmiyor. O yüzden hep mısır nişastası kullanırım ben. Seviyorum. Evet şimdi yemeğimiz fırına. Fırını açtık. Etimiz pişti. Tuzunu verdik. Derin su şu şansla ikili misin? Baharatlandırdık da. Aynen. Baharatını zaten koymuştuk. Şöyle birazcık da bak hiç salça koymadım. Rengi ona rağmen. Şimdi biraz da şeyde çekecek.
fırında pişecek. Evet. Üstüne biraz da kaşar rendeleyelim mi? Ha. Ama ona artık indirirken yapacağım. Şimdi su fontanı oldu. Evet. Niye? Kaşarı da... hadi biraz kaynatalım, sonra kaşar koyalım. Gerçi fark etmez. Ben böyle pişik de. Kızarsın istediydim. Hmm. Neyse azıcık çeksin, bir 10 dakika tıkırdatalım. Ondan sonra koyalım. Kaşar koyalım. Pirincimiz de hazır. Kim o ya? Israrla birisi beni arıyor. Yemeğimizi verdik fırına ikimiz birden. Ben de şey diyeceğim. Bu senin verdiğin pantolon mıydı? Dur, bu kayınvalidemin verdiği be. Yok, bundan bayılır. Sen de vermişsin, onu kullandık bitti. Birden sanki senin yaptırmış gibi aklımda kaldı. Anne, neden buzdolabında tutuyor? Evet, çünkü arkadaşlar söyledi buzdolabına koy diye. Kantaron yağı mı? Kız zeytinyağı dışarıda duruyor, yıllarca bir şey olmuyor. Bilmem, bana dolaba koy, daha iyi olur dedi. Ben de dolaba koydum. Gerçi bir şey olmaz ya. Benim yani dolapta dursa da bir şey olmaz. Olmaz tabii de ben hiç yani öyle koymam. Ve kullanırken nasıl eritiyor? Şey yapıyorum, böyle kaşıkla alıyorum peçetenin üstüne. Zaten hemen eriyor. Zaten aynen, o hemen erir. Doğru da ne bileyim, ben hiç hiç koymadım ben. Bilmem, bana da öyle tavsiye ettiler. Ben de koydum. Dolapta duruyor. Dolapta. Çocuklar bazen bunu salça zannediyor. Ya aynen. Yani baksana salça gibi. Geçen gün evde. Üstüne evlere, yaz bari. Dolaptan salçayı ver dedim. Anne buraya koymuş. Bu ne kızım dedim ben, salça istemem. Bu salça dedim. Kaptamı yiyemiş. Koy dedim ben. Bu da şey diyecekmiş. İşte Ejder geçen gün voleybolda düşmüş. Dizi çok kötü, yaraydı böyle. Hemen 2-3 gün bundan sürdüm. Toparlanıverdi. Ha tabii, kantaron yağı çok çok, her şeye çok iyi geliyor. Çok iyi. Yani kantaron yağı. Sen bu sene yapmadın herhalde. Ben yapmadım. Gazi Bey'den aldım. Onu 3 ay 6 ay şey yapıyorsun. Ben onu aldım. O. Ama sırt, sen içiyorsun değil mi? Sırt bit yok bende. O sırt karışımı oluyor onun. Ondan ben mesela 1 kiloluk aldım. Bir de şu kadarcık şişeyle ardıç yağıyla, öteki neydi vallahi bilemeyeceğim. Üçünü karıştırsam bile o sırt bitkilerle yapıyor her tarafa. Anladım. Bak biz de bugün, Deniz'e kim kızım? Ejin arkadaşı. Biz de bugün işte sağlık ocağında doktora şey yazdırıyoruz ya, ilaç yazdırıyoruz. Yüksel sordu, bizim dedi hani hastalığımız geçmedi bu sene dedi. Hani biz ilaç da kullanıyoruz dedi, geçmedi. Aynen, bu sene sizin için. Doktor diyor ki geçmez dedi yani. Bu seneki hastalık inatçı bir hastalık dedi. Kendiliğinden geçecek dedi. Mesela biz bu sene hastalıktan yani hala mesela böyle üst yolunun sonu. Üst yolunlardan yani. Ciğerlerde bir şey yok ama işte hafif böyle geniz akıntısı olunca öksürük oluyor. Yani. Oradan şey de dedi ki ebemiz, doktorun eşi oluyor bu arada o. Bu da maşallah böyle şeylerle çok bilgili. Bilgili. Dedi ki bak, kekik yağını, zeytinyağını içine bir damla damlat, her gün için dedi. Bağışıklığınız güçlensin dedi. Hı. Kekik yağı ve zeytinyağını karıştırdığın zaman dedi çok iyi gelir dedi. Kantaron yağını ben senin dediğin gibi onu içiyordum ben çok çok yıllar önce. Şimdi duruyor dediğim gibi o adamdan, o sırf böyle bunu hep büyük yerlere veriyor. O kadar çok bilgili ki. Ondan aldım. İşte alıyorsun 6 ay 5 ay tutuyorsun onu, şey yapıyor. Aman dedim. Ben zaten baya baya çok yaptıklarım, ben yaptıklarımı dağıttım. İhtiyacı olanlara hep verdim ben. Rahatsız olanlara. Evet, onlara hep verdim. Canlarım benim, ne yapalım? Vallahi yemeğimiz fırında. Kusura bakmayın, siz yiyeceğim yemeği. Kendimiz yiyeceğiz. Kaçalım gidelim artık. Güzel bir günümüzün, güzel bir videomuzun sonuna daha geldik. Hepinizi kokulu kokulu öpüyoruz. Sağlıklı kalın. Huzurlu kalın. Hoşça kalın.